Bilgi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 12 ay boyunca alabileceğiniz 450, 550 ve 600 TL tutarlarında yardım başvurusu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Aile destek başvurusu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar var. İlk defa bu videoyu izleyen arkadaşlar var. Bu yardıma başvuru yapacaklar. Öncelikle e-devlet sistemine buradan Google'a yazıp giriş yapmamız gerekiyor. Karşımıza burada giriş yap seçeneği mevcut. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Şifrenizi unuttuysanız nasıl sıfırlayabileceğinizi anlatan videolarımız kanalımızda mevcuttur. İzleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradan TC'niz ve devlet şifreniz ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Biz şimdi hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu an sisteme giriş yaptık. Burada karşımıza bir arama butonu geliyor. Telefondan da aynı şekilde işleminize devam edebilirsiniz. Buradan arama butonuna bakın sosyal yardım başvuru yazıyorsunuz. Sosyal yardım başvuru hizmeti diyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Buradan görmüş olduğunuz gibi buna tıklayıp arkadaşlar işleminize devam edebilirsiniz. Buradan arkadaşlar yeni başvuru seçeneği mevcut. Hemen yeni başvuruya tıklayalım. Burada aydınlatma metni karşımıza geliyor. Bunları detaylı bir şekilde okumanızı öneriyorum. Doğru bilgiler vermeniz gerekiyor. Burada bakın kutucuk var. Bu kutucuğu işaretliyorsunuz. Burada kabul ve beyan ediyorum diyorsunuz. Başvur dediğinizde burada sizi kimlik bilgileriniz gelecek. Bu adımları biz geçeceğiz arkadaşlar. Başvuru formunu göstereceğiz sizlere. Bu şekilde başvurunuzu yapacaksınız. Bakın ben burada size devamını kendiniz yapın. Buradan devam edin diyebilirdim. Ama bunları dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bu yüzden bunları atlamadan doğru bir şekilde başvurunuzu yapın ki hem süreç uzamasın hem daha hızlı sonuçlansın arkadaşlar. Şimdi kimlik bilgilerimizi geçip başvuru formuna geleceğiz. Burada arkadaşlar aile destek programına mı başvurmak istiyorsunuz diye bir soru var. Bunu evet olarak seçmeniz gerekiyor. Eğer sizde bu kısım gelmiyorsa büyük ihtimalle başka bir sosyal yardımdan faydalanıyorsunuz ve bundan dolayı sizin karşınıza bu ekranda bu kısım gelmiyordur. Başvurular halen devam ediyor görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradan aile destek programının Detaylı bilgilerine bakabilirsiniz. Buraya tıklayıp şartlarına vesaire bakabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda anlattık. Şu an video uzun olmasın diye onlara değinmiyorum. Buna tıkladığınızda kendinizde görebilirsiniz zaten bu aşamaya geldiğiniz zaman. Şimdi buraya evet dedik. Sizin geliriniz var mı yok mu diyor. Bu IBAN'ı girmeseniz de olur zaten. ptt'den size bir kart çıkartılacak ve bu kart üzerinden her ay yardımlarınızı alacaksınız. Burada herhangi bir yardım alıp almadığınızı, kira, evinizin kira alıp olmadığını gibi şeyleri sayıyor. Bakın burası çok önemli. Kendiniz hariç yaşadığınız adreste ikamet ettiğiniz bulunan kişi sayısı kaçtır diye sorulmuş. Buradan eğer evde 4 kişi kalıyorsanız kendinizle birlikte kendinizi çıkaracaksınız 3 yapacaksınız. 6 kişiyseniz sizinle beraber kendinizi çıkaracaksınız 5 yapacaksınız ve o kişilerin tek tek TC'sini, adını, soyadını, ve kimlik bilgilerinizi girdiğiniz kişinin cep telefonu bilgisini mutlaka gireceksiniz bunları. Bu kişinin geliri var mı? Varsa evet diyeceksiniz. Buradan hangi geliri alıyorsa seçeceksiniz. Karşılıksız burs olabilir, nafaka, yevmiye, maaş olabilir, tarım geliri olabilir. Emekli ise maaşı seçeceksiniz, maaşı yevmiye kısmını. Buradan yoksa da hayır deyip ekle diyeceksiniz. Bakın bu ekle tuşuna mutlaka basın. Çünkü bazı arkadaşlarımız gerçekten bunu yapmadığı için burada bile sıkıntı yaşıyor. Bunu da yaptıktan sonra tekrar diğer kişiyi gireceksiniz. Yani kaç kişi varsa buradan ekle diyeceksiniz. Burada onlar listelenecek zaten. Daha sonra burada yaşadığınız adreste oturan kişilerin toplam aylık geliri kendinizi de dahil edeceksiniz. Evde 4 kişisiniz. 4 kişiyseniz toplam gelirinizi buraya gireceksiniz. Giderleri düşmeden. Herhangi bir birikiminiz var mı? Bunları kendinize göre cevaplayacaksınız. Ve burada evinizde bir kronik hasta varsa bu hastalar hangisi ise bunları seçeceksiniz. Bunlar da çok önemli yardım almanız için, yardımın olumlu sonuçlanmasında. Buradaki soruları kendinize göre yanıtlayıp ihtiyaç ve taleplerinizi açıklayacaksınız. Bu kısımda önce giderlerinizi sayarsınız. Sonra bir hastalığınız, rahatsızlığınız varsa bunu belirtirsiniz. Çalışma durumunuzu anlatırsınız vesaire. Yardım alabilmeniz için burada size Bunları dolduracaksınız kendinize ait bilgilerle ve 500 karakterle sınırlı yani bunu geçtiğiniz zaman daha fazla yazamıyorsunuz. Bu 500 karaktere sığdırmaya özen gösterin. Devam et diyeceksiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ikamet ettiğiniz evin hali hazırda bulunan ısınma şekli nedir diye soruyor. Doğalgazsa doğalgazı seçeceksiniz. Elektrikse kömürse artık bunları seçiyorsunuz. İkamet ettiğiniz mahallede doğalgaz tesisatı var mı diyor. Evet veya hayır kendiniz bunları dolduruyorsunuz bunları doldurduktan sonra burada kendinize ait abonelik numaralarınızı girmenizi istiyor. İkamet ettiğiniz adrese ait tüm abonelik numaralarını girin diyor. Burada elektrik, su, internet bu abonelik numaralarını giriyorsunuz. Size gelen faturalar burada kontrol ediliyor. Bundan dolayı bu da önem arz ediyor. Yıl içinde ısınma desteği kapsamında tercih ettiğiniz destek türünü seçin diyor. Doğalgaz yardımı bakın burada seçilmiyor. Bunu ısınma desteği almak istemiyorum işaretleyip tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Veya kömür yardımını da buradan seçebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar karşınıza bir başvuru formu geliyor. Bu başvuru formunu kontrol ediyorsunuz kendi kişisel bilgilerinizi. Herhangi bir yanlışlık var mı yok mu? Eğer varsa bunları düzeltiyorsunuz ve burada bakın biz abone numaralarını girmedik ama mutlaka girin. Burada size gelen faturaları görürler bu şekilde adımınıza devam ediyorsunuz. Sürecin daha hızlı olmasını istiyorsanız tabii ki. Ardından burada buraya gelip arkadaşlar bakın bunu okudum, onaylıyorum. Burayı kabul ve beyan ediyorum deyip başvur diyorsunuz. Burada başvuru dedikten sonra başvurunuz başarıyla kaydedildi diyor. Başvurularınızın durumunu kontrol etmek için başvuru listesi sayfasından takip edebilirsiniz diyor. Bakın burada başvuru listesi var. Buraya tıklayıp takip edebiliyorsunuz. Daha sonra başvuru listesinde bizi tekrar sosyal yardım başvuru hizmetine gönderdi. Aşağıya indiğinizde sizin zaten başvurularınızı gösteriyor. Orada süreç devam ediyor diyorsa 15 gün beklemeniz lazım. 15 gün içerisinde eğer Herhangi bir sonuç çıkmadıysa bazen bu bir aya bulabiliyor, yoğunluktan dolayı, bir ayı da bulabiliyor. Tekrar buraya gelip aynen başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Burada yeni başvuru ekranı açılacak. 15 gün geçti ama burada başvuru ekranı açılmadı diyorsanız da yine bağlı olduğunuz sosyal yardım başvuru merkezine giderek, vakfına giderek oradan başvurunuzun durumunu sorabilirsiniz. Veya Alo 144'ü arayarak da bilgi alabilirsiniz ama bağlı olduğunuz vakfa gitmeniz daha iyi olur bu yardıma ihtiyacınız olduğunu vesaire bunları anlatırsınız. Bu şekilde arkadaşlar daha iyi bir şekilde ilerler. Bunu kontrol etmek için de başvurunuzu tekrar buradan kontrol etmeniz görmüş olduğunuz gibi tekrar bu arama butonuna da, da sosyal yardım bilgileri sorgulama dersiniz arkadaşlar. Bakın burada sosyal yardım bilgileri sorgulama deyince yardımınızın durumunu yine kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde kontrol edersiniz. Para onaylandı atıyorum yardım. Ne zaman yatacak? Ayın 29'luğunda yatıyor arkadaşlar. 1-2 gün belki gecikebilir. Pazara gelirse pazartesi olabilir. 30'una kadar bu şekilde yatacak paralar her ay düzenli olarak. Buraya gelip PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama derseniz de size burada paranın yatacağı gösterilir. PTT'ye gideceksiniz onaylandığında kart çıkarılacak. Eğer kartınız varsa o karta da yatabilir. Buradan her ay yardımları alacaksınız. Videomuz buraya kadardı. Detaylı bir şekilde en nasıl başvuru yapılır, en doğru bunu size anlattık. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tür yardım içerikleri gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.